Laz böreği efendim. Hayriye teyzemin elinden 3 kase un, 3 kase toz şeker. Kase kime göre, neye göre? Bardak yaptım, tatlı bardağı çevirdim. 3 adet yumurta, karabiber, tuz, 1 litre süt, 4 yemek kaşığı tereyağı, mısır nişastası, yarım limon, 1 paket karbonat, sıvı yağ ve sirke. Bu senin favori tarifin mi? Evet. Şimdi püf noktası ne? Hamurunu yoğuracağız ve sonrasında reklama kaçacağız. Hemen bir hamurunu yoğuruverelim. Hadi gel Bismillahirrahmanirrahim, alalım tatlım seni, gel. Nereye gidiyorsun? Ellerini yıkayacak, oy kurban olsunlar. Bak. Ellerimizi yıkamadan olmaz. Bu arada Nermin Nefes şey Mutfağı efendim sayfamızda, fotoğrafımızın altına, görselimizin altına lütfen bolca yorum ve arzu dileklerinizi bekliyoruz. Bu arada dünün baharat takımının kazananı az sonra Zafer bize gönderecek. Biz de paylaşmış olacağız WhatsApp'tan. Tamam, tahta kaşık. Tamam kardeşim, teşekkür ederiz. Nermin Nefes Mutfağı'na yorumları bekliyoruz. Şimdi Hayriye teyzeciğim. Tamam. Baklava hamuru gibi mi? Evet, aynı baklava hamuru. Buyurun, ne istersin benden? Şu anda bunu kullanmayacağız. Tamam. Bundan bir tanesini kullanacağız. Tamam. Muhallebiye kullanacağız. Tamam. Önce bunu kırıyorum. Kıralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Biraz hızlı yoğuralım, reklama gireceğiz. Evet. Birazcık. Serpil, al yumurta kabuklarını yavrum. Ver. Bir tane boş. Söyle bana, sen ben vereyim. Ben senin kopyalım. Bu su mu? Ha, sirke. Ha, sirke. Aha. Şeker, tuz, karbonat. Tuz yok. Ha. Karbonat. Hı-hı. Yazmıştı. Bir çay kaşığı alabilir miyim? Bu fazla biraz. Buyurun. Serpil hep böyle yapıyorsun. Suikast düzenledin Hayri teyzeme. Biliyorum ben seni. Bir saniye. Verdim. Anneciğim istersen bunu verin. Süt benim. Suyu ver. Neyle yoğuracağım? Yarabbim su yok. Susuz. Neyle yoğuracağım kız? Neyle yoğuracak? Üstümüze yürüt, sağlık. Hep böyle yapıyor. Tabii ben göz kararı yapıyorum bunu. Ha, tabii onun kıvamı bir su bardağı kadar. Yarım su bardağı şöyle, bismillahirrahmanirrahim. Çok böyle derin bir sessizlik oldu Haşem burada. Ha, ben onu istersen rahat. Odun kaşık versen Serpil, onu ilave edeyim. Evet. Ha, ver tatlım. Yelda Hanımcığım, böyle bir şıkır şıkır anneyle yaşamak nasıl bir şey? Ben çok bayıldım. Renkli. Çok bayıldım. Çok renkli. Vallahi renkli. Biraz daha renkli. Un koyabilir misiniz? Tabii ki koyabilirim hocam. Biz de muhallebi yapalım mı bu arada? Biraz daha. Tamam, bekleyelim. Biz şimdi hangi tepsi yapacağız? Dur geçim. Dur geldim. Tabii. İşte böyleler işte. Söyleyeceksin, illa söyleyeceksin. İlla söyleyeceksin. Olsun, bilmiyorlar. Öğretim. Bir şey olmaz. Evet. Yeldacığım bu... Evet, hangi? Güzel. Hayriye teyzeciğim, kaç yaşında? Niye beğenmedin mi? Bir büyüğü de var. Biraz daha. Beğendin mi anne, tepsi oldu mu? Biraz daha. Koy. Laz böreği yapıyoruz. Ya elin ne kadar az yapıyor ya. Katılaşmasın hamurun dedi. Yok, bir su katacağız. Tamam. Korktum hamur sert olmasın diye. Yağlayayım mı bunu ben, yağlayayım? Bence yağlayalım onu. Şey ya, borcam yok mu? Siz orada ne yapıyorsunuz, anlatalım hocam. Tamam. Bir kase süt koyduk. Bir litre süt koyduk. Evet. Ardından bir kase un koyduk ve bir kase de şeker ekliyorum. Tamam. Ardından da kıvamına gelecek kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bir taraftan Yelda Hanım muhallebi hazırlıyor. Bir taraftan Serpil ile Hayriye teyzem kapışıyoruz. Şimdi bakıyoruz hangisi öne geçecek. Hayriye'cim seni yedim tatlım. Hadi bakalım. Bence Hayriye teyzeciğim açamaz. Ben yeni başladım da. O daha yeni başladı. Sollarım gitti şimdi. Ama sollar şimdi yani, öyle bir şey yok. Sen bir nişasta koy şuraya azıcık. Hadi Hayriye teyze, açtım ben onu, gönder nişastaya. Hadi Hayriye teyze. Çabuk Hayriye teyze. Ben ona misafir bir okulun iyisini verdim. Bak sen. Bahane arama. Evet. Tabii. Bahane arama. Hayret. Baksana çok nişastalı açıyor değil mi Hayret teyze? O fark etmez. Atsın. Yırtar. Yeter ki atsın. Kağıt getir. Ben bunu sana açayım, hazırlayayım. Onu bence buraya alalım. Anca bu koyu şey yapar. Evet, tamam, oraya yumurtasını alalım. Yumurtasını falan koymadık. En iyisi yani. İşte Serpil Hanım'ın. Şimdi biraz soğuyunca. Açtı yufkasını, ben böyle açıyorum tekrar. Gidiyor. Bak Serpil, senin açtığını beğenmiyor, tekrar açıyor. Canlı yayın, bırakacağım, vereceğim, göreceğim Hayriye'cim tek başına. Kuzum benim. aferin yapıyorsun ha. İşte bak böyledir bu işler. Bak Nermin, görüyor musun?
güzelce kaynatıyoruz. Yumurtalar burada kenarda. Onu en son aşamada yapacağız. Hamurdan 14 beze elde ettik. 7-7 böldük. Hepsini böyle incecik tülbent ayarında açtıktan sonra efendim tepsimize 7 alt tarafa, 7 bezeyi alt tarafa dizdik. Orta kısmına şimdi yaptığımız karabiberle muhallebiyi koyacağız. Ve onun üzerine kalan 7 adet incecik açmış olduğu yufkaları dizecek Hayriye teyzeciğim. Kıvam bu. Muhallebinin çok da güzel, pütürüksüz bir kıvamı. Çok akışkan olmayacak ki tepsiden taşmasın. Tamam, çok doğru. Güzel. Şu an ben biraz soğutmak için şöyle mikserle bir iki darbe yapacağım. Biz yetiştiririz şimdi. Biz karıştırırken ben de yumurtayı ekliyorum. Şuradan koyalım. Ekran çeksin. Girelim yakına. Koy canım. Yo sen çek. Ay. Bunu da tamam. Bunu alayım istersen. Aynen. Şöyle dursun. Şimdi biraz karıştırın. Ne ettiniz ya? Tamam. Çırpıcıyı içinden çıkardık da ondan oldu. Kızma ya. Kızma ya. Vallahi ama korkuyor. Ama öyle olur mu? Etrafı mahvettiniz. Bu nedir ya? Elin yandı. Bak benle uğraşırsan. Böyle oluyor. Senle uğraşma. Evet. Kıvamını yakından göstereyim. Bak. Ne kadar güzel oldu çırpınca. 2 adet yumurtamızı da içerisine ekledik. Karabiberini koymadık. Evet. Onu en son finalde. Finalde mi? Kaldım onun da. Bunun içine yedirmeyecek miyiz? Şimdi koymayayım mı? Tabii koyabilirsiniz. Ben biraz daha karıştırıp sonra buraya ekleyeceğim. Evet. Aynen. Korkuyorum. Tereyağı nerededir? Siz tereyağı çıkarın biraz. Bu kadar cimri olmayın. Pahalı getireydin. Söylesen getirirdim ki. Niye söylemedin Serpil? Evet. Getirdim hemen. Koş. Sen de malzeme sayayım. Yiyeceğiz fırçayı. Dur. Neydi bu? Ne istiyorsun? Laz böreğimiz hazır efendim. 14 yufkadan. Alt zeminde 14 yufkamızı yerleştirdik. Orta kısmına muhallebisini döktük ve üstüne 7 kat yufkamızı daha sonra açtıktan sonra bol tereyağıyla efendim iyice yağlıyoruz. Dilimledik tabii ki. Dilimleme önemli. Şimdi efendim muhteşem bir lezzete geçiyoruz. Evet, gerçekten muhteşem. Evet, bu çok güzel. Eğer Hayriye teyzem muhteşem diyorsa vardır bir bildiği. Tuzlu su yapıyor hemen. Nasıl unuttuk onu yerde ya? Az malzemeyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.